Fahrettin Türkan, 1868'de Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde doğdu. 1891 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle görevi başladı. Balkan Savaşı'nda Çatalca savunmasında ve Edirne'nin geri alınışında görev aldı. 1916 yılında 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa tarafından Medine'deki Hicaz Kuvve-i Serefiyesi Komutanlığı'na atandı. İngilizlerin desteğinde isyana girişen Şerif Hüseyin ordusuna karşı yaptığı Medine Müdafası büyük takdir topladı. 2 yıl 7 ay süren savaş sonrası Medine Müdafi, Türk Kaplanı, Çöl Kaplanı, Medine Kahramanı lakaplarıyla anıldı. Medine'deki kahramanlıklarına oradaki tarihi eserleri düşman ordusundan kurtarmayı da ekledi. Fahrettin Paşa Medine'nin elden çıkacağını anlayınca bütün değerli eşyaları yani hazineyi İstanbul'a gönderdi. Bu eserler arasında Hazreti Osman'ın ceylan derisine el yazması Kur'an-ı Kerim'i, pırlantalı, incili ve amberli tesbihler, kefkebi dürri adlı dört parça büyük elmas, her biri 50 kiloluk altın nişamdanlar ve daha niceleri vardı. Medine kuşatmasından sonra savaş esiri olarak önce 27 Ocak 1919 tarihinde Mısır'a, daha sonra da 5 Ağustos 1919 tarihinde Malta'ya sürgün edildi Türk Kaplanı. Ancak Eylül 1921'de Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere Ankara'ya gitti. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından Güney Cephesi'nde Fransız ordusuna karşı savaşan Türk kuvvetlerini birleştirmekle görevlendirildi. 9 Kasım 1921 tarihinde ise kendisine önemli bir görev daha verildi. Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa 1922 yılında Atatürk tarafından Afganistan'a Kabil Büyükelçisi olarak atandı. Aradan yıllar geçti. 1948 yılında Fahrettin Türkan vefat etti. Mustafa Kemal'in daha sağlığında adını tarihe altın harflerle yazdırmış kumandanımızdır dediği kahraman, şimdi İstanbul'da Rumeli Hisarı Mezarlığı'nda ebedi ıstıratgâhında.